Arkadaşlar merhabalar, kanalımıza yeniden hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda 11. sınıflar İslam Kültür ve Medeniyeti dersi 1. dönem 1. yazılı soru örneklerini sizlere bir kez daha hatırlatalım istiyoruz sınav öncesi. Aşağıdaki boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz kısmındaki ilk boşluğumuzu doldurmaya çalışalım birlikte arkadaşlar. Nokta nokta insanın doğuştan sahip olduğu temel bir haktır. Aynı zamanda kişinin irade gücünü kullanabilmesidir ifadesi var ki bakın. Kişinin irade gücü o kişinin hürriyetidir arkadaşlar. Onun için boşluğa hürriyet ifadesini kavramını yazmamız en doğrusu olacak. Nokta nokta İslam medeniyetinin özüdür. Bakın bu çok önemli bir cümle. Öz. Allah'ın birliğine ve her şeyin mutlak yaratıcısı olduğuna inanmak. Allah'ın varlığı ve birliğine inanmak. Biliyorsunuz ki tevhid kavramıyla ifade edilir. Dolayısıyla buraya tevhid yazalım, kelimeyi tevhidten hatırlayalım, la ilahe illallah diyerek. Üçüncü boşluğumuz, klasik İslam felsefesinde medeniyet tanımını felsefi bir disiplin içinde tanımlayan ilk İslam düşünürü nokta noktadır ifadesi var ki Farabi arkadaşlar, Farabi'nin İslam kültüründe ve medeniyetinde çok önemli ayrı bir yeri var. Dolayısıyla felsefi bir disiplin içerisinde tanımlayan ilk İslam düşünür diyoruz ve bu boşluğu Farabi ile dolduruyoruz. Diğerine bakalım. Ziya Gökalp'e göre kültürle medeniyet ayrı ayrı kavramlardır. Kültür hars demektir. Hars nokta noktadır. Medeniyet ise nokta noktadır şeklinde bir ifade var ki arkadaşlar bakın hars millidir. Medeniyet ise evrenseldir. Evet, buna dikkat ediyoruz. Hars'ın milli olduğunu, medeniyetin ise evrensel olduğu ifadesi var Ziya Gökalp'e göre diyelim ve geçelim bir başka ifadeye. Kültür nokta nokta ve nokta nokta unsurlardan meydana gelir ifadesi var ki kültürü oluşturan en önemli iki unsur hem maddi hem de manevi unsurlardır. Dolayısıyla birinci boşluğumuza maddi yazalım, diğerine ise manevi şeklinde kavramları yerleştirelim. Altıncı sorumuz nokta nokta insanın hüküm ve kararlarında doğruyu yanlıştan, iyiyi kötüden ayırma yetisidir. Bu bahsettiğimiz akılla ilgili aklı selim diyoruz arkadaşlar. Kavram olarak aklı selim ifadesi buradaki açıklamanın kavram olarak karşılığı. Geçiyorum diğer sorumuza. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlar için nokta nokta olarak tanımlanır. Bakın güzel örnek ifadesi var bunun Türkçesi aslında ama onu Arapça dilinde daha doğrusu öyle diyelim. Üsve-i Hasene şekliyle ifade edilir arkadaşlar. Üsve-i Hasene insanlığa, Müslümanlığa güzel örnek olarak tanımlandığı bu kavramla ifade ediliyor. Üsve-i Hasene olarak bunu da doldurmuş olalım. Son boşluğumuz insan ihtiyaçlarının karşılanmasında rol oynayan etkenlere nokta nokta unsuru denir ki bu unsurun ismi yine kültür unsuru, dersimizin adı gereği onu da yazalım arkadaşlar. Buraya da kültür unsuru diyoruz ve geçiyoruz arkadaşlar bir başka sayfa ve soru seçeneklerine. Evet, burada ifade edilen doğru yanlış bize verilecek bilgiler vardır arkadaşlar. Bunların doğruluğu yanlışlığı sizden istenir. Bakalım ilk sorumuz doğru muymuş, yanlış mıymış? İslam kültür ve medeniyeti, tevhid, hürriyet, ilmilik, özgünlük, yerellik, evrensellik ve sulh esasları üzerine kuruludur ifadesi oldukça derin ve manalı bir cümle aslında. Özeti verilmiş İslam kültür ve medeniyeti. Bu bilgi doğru mu? Arkadaşlar kesinlikle doğru. Onun için şöyle bir D yazalım. İslam kültür ve medeniyetinde hakimiyeti elde etmek için her yol mübahtır ifadesi var ki her yol mübahtır diye bir şey yok arkadaşlar. Savaşta bile savaşın kuralları var. Kadınlara, çocuklara, yaşlılara dokunulmayacak. Hakimiyet kuralım diye her yeri vurup kıralım mı? Hayır. İslam kültüründe böyle bir şey yok. Dolayısıyla bu bilgiye yanlış demek zorundayız. İslam kültür ve medeniyetinin ana kaynakları Kur'an-ı Kerim ve sünnettir. En önemli iki kaynağımız zaten önce Kur'an, daha sonra Kur'an ışığında peygamberimizin sünneti. Dolayısıyla bilgimiz doğru diyoruz ve D seçeneği D yazarak geçiyoruz bir başka soruya.
İslam medeniyeti diğer medeniyetlerden etkilenmemiştir. Evet, etkilenmemiştir dediği zaman olmaz. Arkadaşlar ister İslam kültürü olsun, isterse Türk kültürü olsun, bir başka kültürden etkilenmeme şansı yok. Tabii ki İslam medeniyeti de diğer medeniyetlerden etkilenmiş ama burada etkilenmemiştir diyor. Onun için dikkat edelim bu soru köklerine. Bu bilgi yanlış olacak bizim için. Yönetimde işlerin yöneticiler tarafından tek başına karara bağlanmasına ve yürütülmesine istişare denir. Bakın istişare tek başına yapılmaz. Birkaç kişi veya bir grupla yapılır. Dolayısıyla çelişme var. Buradaki istişare değil, monarşi olabilir arkadaşlar. Olsa olsa tek başına alınan kararlar ve yönetim. İstişare değil, monarşi. Onun için bu bilgide yanlış demek zorundayız. Geçiyorum diğerine. Bir inanç sistemi olarak İslamiyet, İslam kültür ve medeniyetin kaynağıdır ifadesi var ki evet İslam kültür ve medeniyetin kaynağı tabii ki İslamiyet olacak. Onun için bu bilgiye doğru diyelim. İslam kaynaklarında 5 duyu bilgi elde etme yollarından biri olarak kabul edilir. Evet 5 duyumuz tabii ki bilgi elde etmenin en önemli unsurları. Dolayısıyla gayet açık ve net bir ifade doğru diyoruz bu soruya. Geçelim diğerine. Meşruiyet İlahi kanunun üstünlüğüne dayanır. Yani İslam medeniyetinde yönetici kendisine verilen görevle toplum ve topluma ait olanın kendisine emanet olduğunu bilir. Yani koltuk kavgası için veya koltuk hırsı için bir ülke yönetilmez arkadaşlar. Dolayısıyla Allah'ın size emanetidir. O emanete ihanet etmemek adına var gücüyle çalışmalı o yönetime talip kişiler. Dolayısıyla bu bilgi de gayet açık ve net doğru. Son iki ifademiz İslam medeniyeti anti sömürgeci bir karaktere sahiptir. Şimdi anti sömürgeci derken sömürgeci normal sömürerek insanları veya toplumları, milletleri ortadan zamanla kaldırmaya yönelik. Onların maddi manevi tüm zenginliklerini almak demek. Ama İslam anti sömürgeci deyince sömürgeci karşıtlığı demek. Dolayısıyla İslam medeniyeti anti sömürgeci bir karaktere sahip mi? Kesinlikle doğru. Osmanlı 600 yıldan fazla değişik ülkeleri, kıtaları yönetmiş. Peki kimi sömürmüş? Hiç kimseyi. Tamamen din ve vicdan özgürlüğü üzerine kurulmuş ve o kadar yüzyıl idare etmeyi bilmiş. Dolayısıyla anti sömürgeci bir karaktere sahip diyoruz İslam medeniyeti. İslam medeniyeti özgündür, asla taklitçi olmamıştır. Evet, İslam medeniyeti gidip de bir Hristiyanlığı veya bir Yahudili kültürünü veya bir başka dinin kültürünü taklit etmemiştir. Arkadaşlar tamamen Kur'an ve sünnet ışığında kendi kendine kavrulmuş, oluşmuş bir kültür. Dolayısıyla cevabımız belli oldu diyelim ve geçelim bir başka soru bölümüne. Evet, çoktan seçmeli sorular arkadaşlar yine sınavların olmazsa olmazları. Biliyorsunuz çoktan seçmeli sorular en çok soru gelen yerlerden biri. Aşağıdakilerden hangisi İslam ekonomisinin ilkelerinden biri olamaz? İslam ekonomisinin ilkelerinden biri olamaz. Diyoruz bakalım. Ferde mülkiyet ve teşebbüs hakkı tanıması bu ilkelerden biri. Helal kazancın esas olması, faizin yasak olması, İsrafın yasak olması, lüks tüketimin teşvik edilmesi İslamiyet'te lüks teşvik edilmez. Ha lüks içerisinde yaşanılmaz mı? Yaşanılır ama bunun gerekli zekatını vererek tabii ki Allah size böyle bir mal bahşetmişse neden bunu reddedelim? Tabii ki gereğini yaparak zekatını vererek ama lüks tüketim yapalım, lüks eşyalar tüketelim diye bir teşviki olmaz İslam kültürünün ekonomisinin. Mukaddime adlı eser hangi İslam düşünürüne aittir ki? Arkadaşlar İslam düşünürlerinden bazılarını öğrendik. Onlara ait önemli eserler var. Bunları lütfen adınız soyadınız gibi bilin. Mukaddime deyince insanın aklına zaten İbni Haldun geliyor. Cevabımız Ceyhan seçeneği direkt ezber bize hayat kurtarır arkadaşlar. Puan olarak soru olarak. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Evet yanlışa bakacağız. Şemme koklama duygusudur. Biraz önce 5 duyu dedik ya İslam kültürünü anlamak için. Şemme koklama duyusudur. Bilgisi doğru mu arkadaşlar? Kesinlikle doğru. Bize yanlış olan soruluyor. Basire görme duyusuna karşılık gelir. İlmi zaruri yani zorunlu bilgi 5 duyu vasıtasıyla edinilmez diyemeyiz arkadaşlar. Tam tersine edinilir olacaktı. Onun için bu bilgiye yanlış demek zorundayız.
Lam ise insandaki dokunma duyusuna karşılık gelir. Zaika insandaki tatma duyusuna karşılık gelir. Evet, bu lam ise zaika, tatma, dokunma, bunları mutlaka bir yerlere not alın arkadaşlar. Onun için bizden söylemesi ve hatırlatması. Cevabımız C seçeneği, burada yanlış ifade edilen seçenek olarak diyelim. Ve geçiyorum diğerine. Çevre ve nesnelerden gelen uyarıları doğru algılayan duygulardır. Bu tanım aşağıdaki seçeneklerden hangisine ait, biz hangi kavramın açıklamasını verdik arkadaşlar? Havası selimedir. Dolayısıyla direkt cevabımızı bu tarz kavramların anlamları veriliyor. Ünitelerde çalıştık biliyorsunuz. Ezberlemenizde fayda var arkadaşlar diyelim. Ve geçelim bir başka sayfaya. Evet. Biz sizleri kabileler halinde yarattık ki tanışasınız. Yani hepinizi bir ayrı farklı bir kabilede yarattık ki birbirinizle etkileşin, birbirinizle tanışın. Yoksa tek tip bir insan türü de yaratabilirdi Allah, biliyorsunuz. Yukarıdaki verilen ayette İslam kültürü ve medeniyetini oluşturan esaslardan hangisine vurgu yapılmıştır? Arkadaşlar, tanışın diyorsak burada bahsettiği yerellik, özgürlük, sulh, hürriyet, ilmilik, yerelliktir. Yani atıyorum Ankara bölgesinde bir kabile, İstanbul bölgesinde bir kabile, Arabistan'da bir kabile. Dolayısıyla o bölgeye ait yerel anlamı ifade edilir. Onun için cevabımız Adana seçeneği olacak bu soru için. Altıncı sorumuza bakalım. Hazreti Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem ilk vahyin geldiği coğrafyada birbiriyle bağlantılı 4 kültür ve medeniyet havzası bulunmaktaydı. Aşağıdakilerden hangisi bu kültür ve medeniyet havzalarından biri değildir? Soru köküne dikkat edelim. Arkadaşlar, Uzak Doğu kültürü zaten halihazırda vardı. Sami ve İran kültürü var. Yunan Roma kültürü, Hindu kültürü var ama o dönemde Batı kültürü henüz oluşmuş, olgunlaşmış değil. Orta Asya'da, o Arabistan çevresinde Batı kültürü diye bir kültür henüz piyasada yok. Onun için cevabımız Bursa seçeneği diyelim bu soru için. Yedinci sorumuz daha. Allah Celle Celaluhu size emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Ayetinde hangi prensibe doğrudan vurgu yapılmıştır ifadesi var ki arkadaşlar? Burada ne diyor? Emanetleri mutlaka ehline vermenizi, insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi ifade eder, emreder. Arkadaşlar, burada bahsedilen kavram liyakattır. Buradaki liyakat kavramı biliyorsunuz ki yeterlilik demek. Yeterli olan kimse zaten emaneti sahibine teslim edecektir. Tabii ki adaletle davranacaktır, yönetecektir bulunduğu, yönettiği toplumu. Dolayısıyla cevabımızın Adana seçeneği olduğunu bir kez daha hatırlatmış olalım. Evet, 8. soruda bir açıklamamız var. Yukarıda kültür ile medeniyetin tanımı verilmiştir. Bu tanımı yapan yazarımız kim? Evet, yazarların değişik medeniyet ve kültür tanımları var. O yazar ve kültür tanımlarını da yine ünite içerisinde öğrenmiştik. Bakalım bu tanım kime ait? Kültür, bir toplumun yaşadığı ve paylaştığı müşterek değerlerdir. Medeniyet ise milletler arası seviyeye yükselmiş bir kültürün veya birbirine yakın kültürlerin oluşturduğu anlayış, tutum, bilgi, teknoloji, sosyal faaliyetler ile müesseselerin bütünüdür. Bu açıklama Ziya Gökalp'indir arkadaşlar. Ziya Gökalp'in kültür ve medeniyet tanımlarıdır. Dolayısıyla diğer yazarlar aklımızı karıştırmasın. Cevabımızı direkt Ziya Gökalp olarak söyleyelim. Çünkü değişik kültürlerin kimlere ait olduğunu üniteler sesinde hatırlayın öğrenmiştik. Diyoruz ve geçiyoruz bir başka sayfaya. Arkadaşlar, burada aşağıdakilerden hangisi aklı selim sahibi insanların ortak özelliklerinden biri değildir? Yani akıllı insanların, öyle diyelim, özelliklerinden biri değil. Hayatlarını titizlikle sürdüren böyle bir özellik var mı arkadaşlar? Var. Tutkularına yenik düşmeyen, nefislerini temiz tutan, kendi gereksinimlerine öncelik veren, bakın kendini önce düşünen insan aklı selim sahibi değil. Maddi ve manevi hakikatlerin kendilerindeki inkişafına açık olanlar, bu da özellikken kendi gereksinimlerine öncelik veren diyemeyiz arkadaşlar. Çünkü 5 duyu organı var biliyorsunuz. Bu 5 duyu organını kaybetmemiş, çevre ve nesnelerden gelen uyarıları doğru algılayan demek. Dolayısıyla burada bahsedilen öncelik veren, yani bir başka deyişle cimri veya bencil insan değildir aklı selim sahibi olan insanlar. Onun için cevabımız Denizli seçeneği diyoruz arkadaşlar 9. soruda. 10. sorumuza bakalım. Bu soruda çok basit ve kısa bir soru. İslam medeniyetinin özü
nedir ifadesi var. Evet, İslam medeniyetinin özünü biliyoruz ki tevhid, biraz önce söyledik, Allah'ın varlığı ve birliğini tanımak, kabul etmek, inanmak. Dolayısıyla direkt inanç, tevazu, sünnet, değerler. Diğerleri de var ama öz tevhid kavramıdır arkadaşlar. Onun için cevabımız Ceyhan seçeneği olacak bu soruda. 11. sorumuza bakalım. 1868-1876 yılları arasında Ahmet Cevdet Paşa başkanlığındaki bir komisyon tarafından derlenen İslam hukuk kurallarını içeren kanun kitabının adı nedir ifadesi var ki mecelle kanunları zaten meşhur. Tarihte de İslam kültür medeniyet dersinde de mecelle kanunlarını zaten işledik gördük. Dolayısıyla hangi yıllarda kim tarafından derlenmiş bunu bilmek faydalı olacak. Onun için cevabımız Adana seçeneği diyoruz bu soru için. Geçiyorum diğer sorumuza arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi kültürün manevi unsurlarından biri değildir? Bakın manevi unsurlarından bahsediyoruz. Değildir soru köküne de dikkat edin. İnanç manevi unsur, dil manevi bir unsur. Mimari maddidir. Sanat anlayışı manevi, değerler manevi ama mimari İslam kültüründe de tabii ki var ama manevi değil, maddi unsurlarından, sonuçlarından biri. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan seçeneği olsun bu soru için. Geçiyorum diğerine arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayet ey insanlar, ey Ademoğulları hitabıyla başlar. Bu durum İslam kültür ve medeniyetinin hangi özelliğini gösterir peki? Genele sesleniyoruz değil mi arkadaşlar? Sadece orada bulunan ey ahaliye değil, tüm dünyadaki insanlara sesleniliyor. Ey insanoğullar. Çünkü Türk'ü de öyle, Yahudisi de öyle, Hristiyanı da öyle. Hepsi Adem ve Havva annemizden gelmedik mi? Dolayısıyla ey insanlar, ey Ademoğulları, yerellik, evrensellik, özgünlük, ilmilik, tevhid kelimelerinden evrenselliği kasteder. Çünkü tüm dünyaya hitap ettiği için, tüm insanlığa hitap ettiği için. Son sorumuz bu sayfada. Şeyh Edebali'nin insanı yaşat ki devlet yaşasın sözü İslam medeniyetinde hangi anlayışa vurgu yapar arkadaşlar? Burada yine liyakat söz konusu. Neden? Çünkü insanı yaşat ki devlet yaşasın. İnsanı yaşatabilmek için adil olmalı. Yetkili insanların yönetiyor olması lazım. Siz adil bir şekilde, eşit bir şekilde yönetirseniz insan yaşar. İnsan yaşayınca da devlet yaşar haliyle. Dolayısıyla cevabımız gayet açık. Sadece sakin kafayla azıcık yorulmaya bakıyor her şeye arkadaşlar diyorum. Ve geçiyorum son sayfa ve son sorulara. Ve elbette onlara olan biten her şeyi biz bilgiyle anlatacağız. Çünkü biz onlardan uzak değiliz. Araf suresi 7. ayette böyle bir meal var. Yukarıda verilen ayette İslam kültür ve medeniyetini oluşturan esaslardan hangisi ifade edilmiştir diyor arkadaşlar. Bakın biz onlardan uzak değiliz. Her şeyi biz bilgiyle anlatacağız. Dolayısıyla evrensellik, özgünlük, hürriyet değil, sulh değil. İlmilik, ilim, bilimden bahsediliyor. Bilgiden bahsediliyor. Cevabımız onun için Denizli seçeneği olmalı bu soruda. 16. sorumuza bakıyoruz. Son iki sorumuz. Toplumda genel kabul gören ve sürekliliği olan sosyal davranış biçimleri ile yerleşik uygulamalara ne denir ifadesi var ki? Arkadaşlar bakın sosyal davranış biçimleri toplumda kabul görmüş. Bunlar hep ipucudur. Bu da örf kavramının açıklamasıdır. Onun için cevabımız Adana olacak. Kanun, medeniyet, kültür, değer değil. Örftür burada bahsedilen kavram diyoruz. Ve geçiyoruz son sorumuza. Size savaş açanlarla Allah yolunda çarpışın. Fakat haksız saldırıda bulunmayın. Çünkü Allah haksız saldırıda bulunanları sevmez. Bakara suresi 190. ayette yine böyle bir mealimiz var. Yukarıdaki ayet bize İslam kültür ve medeniyetini oluşturan esaslardan hangisini ifade eder ki arkadaşlar? Normalde size saldırıyorsa biri siz de canla başla savaşın. Ama normal zamanlarda kimseye saldırmayın. Barış içinde olun, sulh içinde olun. Dolayısıyla hürriyet, özgünlük, tevhid, yerellik değil. Kastedilen kavramın sulh yani barış olduğu vurgulanmış diyelim. Ve bugünkü videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Kanalımızın ismi Özel Öğretmen. Abone olmayı unutmayın lütfen parolasıyla. Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyoruz. Bizleri lütfen arkadaşlarınıza da tavsiye edip abone olmalarını sağlarsanız çok çok seviniriz. Allah yar ve yardımcınız olsun. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşça kalın ama lütfen Özel Öğretmen kanalımızda kalın.